Herkese merhaba arkadaşlar. Cevriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Elazığ usulü içli köfte yapacağız arkadaşlar. İçli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin incelikleri ve en pratik yoldan nasıl yapabiliriz? Abartmadan herkesin yapabileceği şekilde az bir ölçüde hazırladım. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Öncelikle içli köftemizin iç harcını hazırlayarak başlayalım. Dediğim gibi çok fazla abartmadan az bir malzeme kullandım. 250-300 gram kadar orta yağlı kıyma, 3 tane orta boy soğan, 3 tepeleme yemek kaşığı kadar margarin, 3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı koydum. İçli köftenin iç harcı biraz yağlı olacak arkadaşlar. Onun için birazcık yağını fazla koyalım. Lezzetli bir içli köfte, iyi bir içli köfte yapmak için yağını ve soğanı birazcık bol tutalım. Yağımızı tavamıza aldıktan sonra üzerine soğanlarımızı doğrayacağız. İnce ince doğrayacağız. Küçük küçük doğranacak soğanlar. İsterseniz elinizde de doğrayabilirsiniz. Ezmeden tane tane olmalı soğanlar. Ben biraz soğanları pişirip daha sonra kıymaya koyacağım. Bu şekilde hazırladığım zaman daha lezzetli geliyor iç harcı bana. O yüzden önce soğanları sonra kıymasını ekliyorum. Soğanlarımızın tamamını doğrayıp birazcık pişirelim. Biraz piştikten sonra da kıymamızı üzerine ekleyelim. Daha sonra kıymamızı ekleyelim. Kıymaların tane tane olması gerekiyor. Onun için birazcık karıştıralım tane tane olana kadar. İçli köfte yapacağınız zaman iç harcını bir gün önceden hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. İçli köftenin en önemli kısmı bana göre içini hazırlamak. İçini hazırladıktan sonra dışını yapmak düşünüldüğü kadar çok da zor değil. Dediğim gibi içli köftede en önemli şey içinin lezzetini ve kıvamını iyi tutturabilmek. Koyduğumuz soğanların ve kıymanın içerisinde hiç su kalmayacak şekilde yavaş yavaş pişirelim. Güzelce pişirdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim. Salçayı sadece renk olsun diye ekledim. Eklemek zorunda değilsiniz. Hafiften biraz renk kalsın istiyorsanız azıcık salça ekleyebilirsiniz. Üzerine çok az, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Az bir baharat yeterli olacak arkadaşlar. Baharatımızı da ekledikten sonra ocağımızı kapatalım. Son olarak da üzerine biraz ceviz ekleyelim. İri kıyılmış bir ceviz olsun, çok ince kıyılmasın. Cevizlerimizi de ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra üzerine ince kıyılmış bir tutam maydanoz ekleyelim. Maydanozlarımızı da ekledikten sonra soğuması için biraz bekletip daha sonra buzluğa koyup donduralım. İç harcımız donana kadar buzlukta beklettim arkadaşlar. Bu şekilde dondurup hazırladığınız zaman içli köfteyi yapmak çok daha kolay olacak. Harcımızdan ceviz büyüklüğünde alalım. Elimizde güzelce yuvarlayıp bir tabak içerisine dizelim. İç harcımızın tamamını bu şekilde hazırlayalım. Ben ceviz büyüklüğünde hazırladım ama siz istediğiniz ebatta, istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Tek lokmalık, daha büyük iri iri yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra tabağımızın üzerine bir streç yardımıyla kapatalım. Daha sonra tekrar dipfrize koyalım. Kıymamızı hazırlayana kadar erimeden dolapta kalsın. Çarçımızı hazırladıktan sonra artık içli köftenin dış kıymasını hazırlayabiliriz. 250-300 gram kadar yağsız dana kıyma,
2 yemek kaşığı irmik, 1 yumurta, kıyma kadar da bir kase içerisinde ölçtüm arkadaşlar. Kıyma kadar da bulgur ekleyelim. Kıymamızı ve bulgurumuzu alalım. Üzerine 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı kadar irmik. Üzerine göz kararı tuzumuzu da ekleyelim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Bu arada yanımızda mutlaka bir kase su olsun. Suya ihtiyacımız olacak. Hem içerisine dökmek için hem de elimizi ıslatmak için. Yavaş yavaş kıymamızı yoğurmaya başlayalım. Çok iyi yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Acele etmeden yavaş yavaş ara ara su aktararak yumuşak bir kıyma elde edeceğiz. Bulgur yumuşayıp kıvam alana kadar biraz yoğuralım. Ara ara içerisine elimizde biraz su ekleyip yoğurmaya devam edelim. Kıymamızı en az 10 dakikaya yakın yoğurdum. Yumuşak, elastik, kıvamlı bir hal alana kadar yoğuralım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yapıp hazırladığınız zaman hiçbir zaman içli köftelerinizde çatlama patlama olmasın. Kıymamızı hazırladıktan sonra iç harcımızı da yanımıza alalım. İçli köftelerimizi yapmaya başlayalım. İçli köfteleri yaparken arkadaşlar size bir püf noktası, iç harcı ve dış harcını aynı ebatta yapalım. Bu şekilde yaptığınızda incecik içli köfteler yapmış olacaksınız. Öncelikle elimizde biraz açalım. Hazırladığımız iç harcını içerisine koyalım. Ağzını kapatıp elimizle güzelce ıslatıp yuvarlayalım. Bu şekilde eşit bir dağılım olacak içli köftelerde. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Ceviz büyüklüğünde kıymamızı alalım. Elimizde biraz yuvarlayalım. İşaret parmağımızı ıslatıp birazcık küçük bir delik açıp çukurlaştıralım. Daha sonra içerisine baş parmağımızı koyarak yavaş yavaş bastırarak inceltelim. İncelttikten sonra zaten iç harcımız sert olduğu için dağılma, bozulma olmayacağı için, elinize de yapışmayacağı için çok rahatlıkla içerisine koyup ağzını kapatıp elimizle güzelce yuvarlayalım. Her bir tarafına eşit bir dağılım olacak şekilde yuvarlayıp pürüzsüz bir hale getirip tabağımıza koyalım. Bu arada içli köftenin iç harcını bu şekilde hazırlayıp buzdolabı poşetlerine koyup dipfrizde saklayabilirsiniz. Uzun süre kalabilir. Hazırda içli köftenin iç harcı olduktan sonra dışını 10 dakikada yapıp hazırlayıp sofraya koyabilirsiniz. İçli köftelerimizin tamamını bu şekilde hazırlayalım. Köftelerimizi de hazırladıktan sonra artık pişirmek için mutfağa geçebiliriz.
Köftelerimizi pişirmek için tenceremizin içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı koyalım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyelim. Salçamızı güzelce pişirelim. Salçayı pişirdikten sonra üzerine suyunu ekleyelim. Biraz da tuz ekleyip kapağımızı kapatıp kaynamaya bırakalım. Elazığ içli köftesinin usulü salçalı suda haşlanarak pişirilir arkadaşlar. Çok daha güzel ve çok daha hafif olur haşlandığı için. Suyumuz kaynamaya çıktıktan sonra içerisine içli köftelerimizi atabiliriz artık. Kaynamaya çıkana kadar kapağını kapatalım. Kaynadıktan sonra kapağını açıp 10 dakika pişirelim. 10 dakika pişmesi için yeterli olacak. Hiç çatlamadan, bozulmadan, pürüzsüz bir şekilde nefis içli köfteler oldu arkadaşlar. Muhteşem içli köftelerimiz servise hazır. İşte bu. Cevriye'nin mutfağından mükemmel bir içli köfte tarifi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten nefis görünüyor. Bunları ben yaptım. Artık ben de içli köfte yapmayı biliyorum. Şimdi doku testine geçelim. Bakalım içeriği de dışı kadar güzel mi? Şöyle birkaç tane servis tabağımızı alalım. Üzerine de salçalı suyumuzdan azıcık gezdirelim. İçeriğini de göstermek istiyorum sizlere. Bu arada arkadaşlar gerçekten lezzetiyle, görseliyle muhteşem bir içli köfte oldu. Dışı incecik, içi dolu dolu, nefis bir Elazığ usulü içli köfte yaptık. Bu arada güzel memleketime, Elazığ'ıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Herkese afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.